Milli bir politik oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Nedir o milli politika? Milli politika nedir? Bu ürünün dünyadaki en büyük üreticisi biziz. Bunu öyle veya böyle bir şekilde karalamaya çalışan kesim vardır ama rakamlar ortadadır. Evet. En az %70'ini her sene biz üretiriz. En az. Yukarısı vardır, aşağısı yoktur. Biz üretiriz. Fındık konusunda iktidarın milli bir politika oluşturması gerektiğini söyleyen Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, bu ürün hepimizin, bu ürüne sahip çıkmalıyız açıklamasında bulundu ve fındığın Türkiye'nin tekelinde olduğunu, bu yönde adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Bu ürün bizim tekelimizdedir aslında. Bunun sahadaki oyuncusu bizim olmamız gerek. Birilerinin eline, o tekelci zihniyetin eline bunu teslim etmememiz gerek. Burada da destek devletten gelecektir. Yabancı sermayeye hiçbir şekilde karşı olmadıklarını söyleyen Atakan Akça, ancak fındıkta söz sahibi olmalarına kesinlikle karşıyız dedi. Yabancı sermayeye karşı değiliz. Hiçbir sermayeye karşı değiliz. Ama ülkemizde at oynatmalarına karşıyız. Fındık konusunda Türk menşeili şirketlere pozitif ayrım yapılması gerektiğini ifade eden Akça, Türk sermayeli şirketlerin yabancı sermayeli şirketlere göre bir adım daha ileride olması gerektiğini söyledi. Burada bir pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı sermayeli firmaların Türk sermayeli firmalardan bu konuda bir adım geride olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Türk firmalarına daha fazla tabii, destek verilmesi daha gerekiyor. Daha fazla, daha düşük faizlerle, gerekirse sıfır faizle. Exim Bank kredileri kullanıyor bizim ihracatçılarımız, sanayicimiz. Bunların sıfır faize getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bak, ben bir üretici temsilcisiyim ama ihracatçı, sanayici, üretici üçü bir bütündür. Bunların birisi aksadı mı yaşadığımız bu sıkıntıları başkalarına, yani ülkemizin piyasasını başkalarına teslim etmek zorunda kalıyor.